Esselamu aleyküm sevgili öğrenciler. Merhabalar. İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı 9. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı soruları. Sevgili öğrenciler, sizlerin Arapça derslerinde, Arapça sınavlarında daha başarılı olabilmeniz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin. Bu tür videoları beğenip paylaşırsanız daha fazla kitlelere ulaşmış oluruz. Temennisiyle yazılımıza başlayalım. Birinci sorumuz, parantez içindeki kelimeleri kullanarak sorulara Arapça olarak cevap veriniz. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Eyne ta'melu validetuke? Yani annen nerede çalışıyor? Parantez içerisinde eşşeriketu, yani şirkette. Yani biz ne diyeceğiz? Annem şirkette çalışıyor diyeceğiz bu yazılı sorumuzda. Cevabımız ne olacak peki? Te'mel valideti fiş şirketi olacak. Te'mel valideti fiş şirketi. Yani annem şirkette çalışıyor olacak. İkinci sorumuza bakalım. Eyne yedrusu ehuke? Yani kardeşin, erkek kardeşin nerede okuyor? Parantez içerisinde ne var? El medresetul ibtidaiye. Yani ilkokulda diyor. İlkokulda okuyor. Cevabımız ne olacak? Yedrusu ehi fil medresetil ibtidaiyeti olacak. Bunları yazalım inşallah. Evet. Ta'melu validati fi şirketi. Yedrusu ehi fil medresetil ibtidaiyeti. Cevabımız bu şekilde olacak. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda resimlere bakarak boşluklara parantez içinden uygun işaret isimlerini yazınız. Bakın burada işaret isimleri var. Sevgili öğrenciler, buradan sağdan başlayalım. Leyla ve Fatıma. Leyla ve Fatıma iki tane müennes değil mi? İki müenneslerde işaret isimlerinden hangisini kullanıyorduk? Hatani'yi kullanıyorduk değil mi? Hatani. Yani bu Hatani'yi buraya yazıyoruz. Yazalım inşallah. Evet. Yani anlamı ne oldu? Hatani, Leyla ve Fatıma. Bunlar Leyla ve Fatıma'dır. Buraya baktığımızda müfret müzekker. Ahmet. Hangisi gelebilir? Müfret müzekkerde haza gelecek değil mi? Haza'yı da buraya yazıyoruz. Yazalım. Evet. Haza Ahmet. Bu Ahmet'tir. Buraya baktığımızda iki tane müzekker var. Yani müzekker tesniye. İki müzekker. Baktığımızda iki müzekker için hangisi geliyordu sevgili öğrenciler? Parantez içerisinde hazani geliyor değil mi? Hemen yazıyoruz. Hazani. Bunlar Ömer ve Osman'dır. Buraya baktığımızda bir tane müennes var. Bir müennesi işaret etmek için hangi işaret ismini kullanıyorduk? Hazihi değil mi? Buraya da hazihi yazdık. Hazihi Aişetu, bu Ayşe'dir. İkinci sorumuzu da bu şekilde çözümlemiş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız. Hemen yazıyoruz Türkçe anlamlarını sevgili öğrenciler. Ehun neydi? Ehun erkek kardeş değil mi? Erkek kardeş. Erkek kardeş. Kültür miras. Evet. Ümmün neydi? Ümmün. Anne, dedun, dede, dedetun, nine, uhtun ise neydi? Kız kardeş değil mi? Kız kardeş. Yazalım eddegili öğrenciler. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki resimlerin anlamlarını parantez içerisindeki kelimelerden bularak yazınız demiş. Baktık resmimize. Ne var resimde? Bisiklet. Bisikletin bir anlamı baktığımızda parantez içerisinde edderracetu değil mi? Buraya hemen edderracetuyu yazıyoruz. Edderracetu. Bisiklet. Birazcık pompomuzu büyütelim. Baktığımızda arkadaşlar burada fabrika görüyoruz değil mi? Fabrika. Fabrika neydi? El mesna'u değil mi? El mesna'u burada hemen yazıyoruz. El mesna'u.
Evet, el mesna'u fabrika. Baktığımızda arabayı görüyoruz. Araba neydi? Hangisiydi? Es-seyyaratu değil mi? Es-seyyaratu. Es-seyyaratu yazıyoruz. Es-seyyaratu. Evet, araba. Buraya baktığımızda ambulansı görüyoruz. Ve hastane değil mi burası? Hangisiydi hastane? El-müsteşfa. Buraya da el-müsteşfa yazıyoruz. Müsteşfa. Evet, hastane. Buraya baktığımızda ise sevgili öğrenciler, ne burada? Toplantı var değil mi? Toplantı hangisi burada? El-İctimâ'u. Hemen el-İctimâ'u'yu yazıyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde olacak sevgili öğrenciler. Şimdi baktığımızda ne var? Parantez içerisindeki cümleleri örnekteki gibi düzenleyerek yeniden yazınız. Örneğimizde bakın sevgili öğrenciler, bunları derslerimizde gördük zaten. El-ummalu işçiler ya'melu varşetun. Üç tane kelime var. Bunları cümle haline getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bu cemi müzekker olan ne olmuş? Zamir olarak gelmiş. Çoğulluk zamiri, müzekkerlik zamiri neydi? Hum. Fiil ne yapmış? Fiili de cemi müzekkere uydurmuş, yani çoğul olduğu için. Cemi müzekkerin fiili de ne geliyor? Vavnun alarak geliyor. Hum ya'melune fil verşeti. Yani onlar atölyede çalışıyorlar. Peki burada el müdiratu yektubu mektebetun kelimeleri var. El müdiratu tek tubu olacak bu. Çünkü neden? Müennes olduğundan dolayı tek tubu fil mektebeti kütüphanede ne yapıyor? Yazıyor. Yani müdür, kadın müdür, bayan müdür kütüphanede yazıyor. El müdiratu tek tubu fil mektebeti olacak. Buraya baktığımızda eddalibatu kız öğrenciler. Cemi müennes bunlar değil mi? Bu da cemi müennes. Peki yedrusu gelmiş. Yedrusu okuyor. Ama bunu biz cemi müennese uyduracağız. Nasıl geliyor cemi müennesin fiili? Yedrus ne geliyor değil mi? Yani et-talibâtu yedrusne sınıf. Yani saffın neydi? Sınıf. Peki başına fi getireceğiz. Fis-saffi. Yani kız öğrenciler sınıfta ne yapıyorlar? Çalışıyorlar, ders çalışıyorlar şeklinde olacak. Bunların da cevabını yazalım inşallah. Evet, beşinci sorumuzun cevabı da bu şekilde olacak. El-müdîratu tektubu fil mektebeti. Et-talibâtu yedrusne fis-saffi şeklinde olacak. Şimdi geldik Arapça dersi. Arapça dersi tabirinin Arapçasını yazınız. Nasıl yazıyorduk sevgili öğrenciler? Dersul lugatil arabiyye değil mi? Dersul lugatil arabiyye. Altıncı sorumuzun cevabı da bu şekilde yazmamız yeterli. Evet, Dersul lugatil arabiyyeti. Şimdi geldik burada sevgili öğrenciler. Ne diyor? 7. soruda aşağıdaki Arapça metnin Türkçesini yazınız. Sevgili öğrenciler burada ne diyor bakalım? Dersul mesrahiyeti yebde'u fi saat thamineti sabahen. Mesrahiye yani drama, tiyatro dersi. İkisini de diyebiliriz. Yani ikisinden birini diyeceğiz. Tiyatro veya drama, ikisini de diyebiliriz. Tiyatro dersi sabah saat 8'de başlıyor. Ad-dullâbu yekraûne senaryul cedîde. Öğrenciler yeni senaryoyu okuyorlar. Yeni senaryoda ne yazıyormuş? El-muvazzafûne vel-ummâlu. Memurlar ve işçiler. Yedhulûnel-mebnâ. Binaya giriyorlar. El-muvazzafûne ya'melûne fil-mektebi. Yani memurlar büroda çalışıyorlar. Vel-mektebu fit-tâbiqis-sâlis. Büro üçüncü kattadır. Seyekunu burada fazla gelmiş burada T'yi sevgili öğrenciler yazarken. Bakalım. Şu T yok burada. Bu T yok. Evet. Seyekunu ictimau seyekunul ictimau olacaktı. Bunun başında elif lam takısı var. Seyekunul ictimau'l evvel birinci toplantı olacak. Nerede? Fil mektebi, büroda olacak. Evet, şimdi bunların cevaplarını ben buraya yazdım. Türkçesini yazdım zaten.
Burada bakabilirsiniz. Tiyatro, drama ders sabah 8'de başlar. Öğrenciler yeni senaryoyu okurlar. Memurlar ve işçiler binaya girerler. Memurlar büroda çalışıyorlar. Ve büro 3. kattadır. İlk toplantı büroda olacak. Güzel. 7. sorumuzu da çözümlemiş olduk. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki Arapça soru edatlarını yani istifham edatlarını Türkçesi ile eşleştirin. Eşleştirmelerde rakamları yazınız. Yani şu rakamları yazınız diyor. Bakalım eyne. Soru edatı nerede demek değil mi? Nerede? Baktık alt tarafa. Nerede? Burada. Nerede olan? Bir numarayı buraya yazdık. İki meta. Meta neydi? Ne zaman? Ne zaman? Türkçe karşılığı burada. İki numarayı buraya yazdık. Üç. Men. Kim demek değil mi? Men. Kim? Üç numarayı buraya yazdık. Dört. Keyfe. Yani neydi? Nasıl demek? Nasıl? Dört numarayı buraya yazdık. Peki beşe bakalım. Mâzâ ne demek? Ne? Beş numarayı buraya yazdık. Altıya bakalım. E veya hel. İkisi de neydi? Mı, mi, mu anlamını veren soru edatıydı değil mi? Mı, mi, mu. Burada altı numarayı da buraya yazdık. Şimdi sekizinci sorumuzu da bitirdik. Dokuza bakalım. Aşağıdaki işaret isimlerini Türkçesiyle eşleştiriniz. Eşleştirmelerde rakamları yazınız. Yukarıda yaptığımız gibi aynı. Baktık hada neydi? Müzekker bu demek. Müfret müzekker. Tekil müzekker bu demek. Baktığımızda müz bu. Bakın burada. Müzekker bu. Müzekkerler için yani. İkiye baktık haulâ-i. Bunlar demek değil mi? Bunlar. Yani çoğul. Baktığımızda bunlar. Burada. Üçe baktık hatani. Tesniye bu ikisi demek müennesler için. Bu ikisi burada. 3 numarayı buraya yazdık. 4'e baktık. Hâzihi müfret müennesler için bu demek. Baktığımızda müfret müzekker bu. Müennes bu. Bakın burada 4 numara müennes. 4 numarayı buraya yazdık. 5'e baktık. Hâzani. Hâzani neydi? İkili müzekkerler için. Tesniye müzekkerler için. Bu ikisi demekti. 5 numarayı da buraya yazdık. Ve bu şekilde 9. sorumuzu da çözmüş olduk. Şimdi bakalım aşağıdaki Arapça saatlerin Türkçelerini yazınız. Es-sa'atul hamisetu. Neydi? Saat 5. Hemen yazıyoruz. Önce klavyemizi değiştirelim. Saat 5. Evet sevgili öğrenciler, klavye geçmedi. Şimdi geçti. Saat 5. Yani 05. Saatu saat 9. Saatu rabi'atu saat 4. Saatu saminetu saat 8. Es-sa'atu sabi'atu saat 7. Evet bu şekilde cevaplarımızı vermiş olduk. 10. soru. 11. soruya bakalım. 11. soruda aşağıdaki adetlere yani parantez içinden uygun olan madut. Neydi sevgili öğrenciler? Biz birden 10'a kadar olan sayıların kurallarını öğrenirken sayılara adet onun yanında sayılanlara da ne diyorduk? Madut diyorduk. Madutlar yazınız diyor. Erbaatu. Ya bakın burada kalem görüyoruz değil mi? Kalemler. Yani dört kalem diyeceğiz. Peki kuralımız neydi? Üçten ona kadar olan bölümde madut daima cemi gelecek ve harekesi esre olacak. Tenvinli esre olacak. Baktığımızda kalemin. Evet esre ama bu müfret gelmiş olmaz. Eklamın cemi gelmiş ama olmaz. Neden? Çünkü tenvin gelmemiş. Bakın ötre gelmiş. Peki doğru cevabımız o zaman nedir? Eklamin hemen yazıyoruz. Evet. Eklamin. Doğru cevabımız bu. Burada ise selasü 3. Derracatün. Yani bisikletler. Derrace. Bisiklet. Derracatin. Biraz önce söyledik.
3'ten 10'a kadar olan sayılarda madut daima harekesi esre ve teminli olacak dedik. Derracatin hemen yazıyoruz. Doğru cevabımız bu. 3 bisiklet. 11. sorumuzun da cevabını vermiş olduk. Şimdi 12. sorumuza bakalım. Her resme ait resmin altındaki uygun cümlelere tik işareti koyunuz. Baktığımızda sevgili öğrenciler hemen eliyoruz. Bakın entik müennes için sen. Oysa resimde erkek var değil mi? Entumla bayanlar için, çoğul bayanlar için sizler demek. Entum çoğul erkekler için sizler demek. Sadece müzekker ve müfred olan ente var değil mi? Ente var. Doğru cevabımız burası. Şimdi buraya baktık. Burada çoğul müennesler var değil mi? Ente olmaz. Ya olmaz. Bu değil. Entum sizler demek. Müzekkerler için olmaz. Ene ben demek. Tekil yani. Doğru cevabımız burada. Nahnu nektubu. Biz yazıyoruz. Nahnu olacak. Çünkü çoğul müennes. Buraya baktığımızda müzekker çoğullar var değil mi? Hiye neydi hiye? Müennes müfretler için o demek. Hünne cemi müennesler için onlar demek. Ene ben demek. Burası çoğul olmaz. Yine ne oldu? Nahnu yani biz. Neşrabu yani nahnu neşrabu. Biz çay içiyoruz demek. 12. sorumuzda bu şekilde cevaplamış olduk. Sevgili öğrenciler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İlel lika fi emanillah.